Evet, şimdi Eskişehir'de mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri olan Odun Pazarı Modern Müzesi'ne geldim. Bu müzenin dışını tamamıyla tahtayla örmüşler. Adı üstünde Odun Pazarı olduğu için ismine uygun yapmışlar. Şimdi girelim bakalım içinde ne varmış. Eskişehir'de adım başı müze var. Hele Odun Pazarı civarında. Bu da Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi'ymiş. Şu an Odun Pazarı'ndayım. Modern müzeyi gezip çıktım. Harika bir yerdi gerçekten. Şu anda Odun Pazarı'nın sokaklarına daldım. O eski tarihi evlerin arasında dolaşıyorum.
Evet, bu evler Dünya Tarihi Miras Listesi'nde, UNESCO'da. Muhteşemler ya. O kadar antik gözüküyorlar ki, restore edilmiş halleri bile muhteşem. Evet, burada cam işçiliği çok meşhur. Antik cam işçiliğiyle cam takılar yapıyorlar. Ve de bu da ocağı, fırını. İçinde ateş yanıyor. Burada bu şekil cam takılar. Bunlar Eskişehir Kurtuluş Müzesi var. Adım başı müze demiştim. Gördüğünüz gibi bir tane daha müze bizi karşıladı. Odun pazarı evlerinin içinde dolaşmaya devam ediyorum. Evet, burada Etişehir ve Göç Müzesi var. Fakat şu an kapalı. Burada da Odun Pazarı Belediyesi Ahşap Eserler Galerisi Müzesi varmış. Şimdi Kurşunlu Camii'ne doğru gidiyorum. Evet, Kurşunlu Camii ve Külliyesi'ne geldim. İçine doğru girelim. Evet, Lüle Taşı Eskişehir'den çıktığı için, kaynağı Eskişehir'de olduğu için tabii ki her yerde Lüle Taşı ile ilgili bir şeyler var. Lüle Taşı Galerisi Müzesi'ne giriyorum şimdi. Bakalım neler varmış. Bir de bu Kurşunlu Külliyesi'nin içinde Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi varmış. Fakat şu an giremiyorum, kapalı. Külliyenin ağaç, içindeki ağaçlar çok güzel. Gölgesi koyu. Yine külliyeden çıkmadan cam sanatları merkezi var. Sıcak cam üflüyorlar burada. Fakat şu an bu da kapalı. İçeride cam sanatıyla ilgili bütün çalışmalar gerçekleştiriliyor. Açık alevde cam şekillendirme stüdyosuymuş burası da. Cama şekil veriyorlar. Burada Kurşunlu Camii'nin karşısında Hazreti Şeyh Şehabettin Sühreverdi'nin türbesi bulunmakta. Ona da Fatiha okumadan geçmiyoruz tabi. Müzeler kapalı olunca ben de ara sokaklara daldım. Yukarılara doğru çıkmaya başladım. Hafif rampa. Ve orada yine Yeşil Efendi konuğu Atatürk'le Bir Gün Galeri Müzesi diye bir müzeye rastladım. Fakat o da açık değil. Ama böyle ara sokaklarda kaybola kaybola gezmek güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bazısı restore edilmiş, bazısı yalın haliyle eski evler var buralarda. Mesela şu sağdaki restore edilmemiş. Evet, Osmanlı İmparatorluğunu kuran Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali Hazretleri'nin kabrine geldim. O kadar mütevazi bir kabir ki şu an içeri giriyorum. Eskişehir'e gelip onu ziyaret etmemek olmazdı. Evet, gördüğünüz gibi yıkık, dökük, mütevazi ötesi bir kabir. Şurada içeride. Evet, burada bir de El Sanatları Çarşısı Atlıhan var. Şimdi Atlıhan'a giriyoruz.
de tabii ki de maskesiz girilmiyor. Çok sevimli bir han burası. Lüle taşı, cam sanatları. Tiryakizade Süleyman Ağa Camii varmış, bir de burada Odun Pazarı Camii, diğer ismi de. Son dönem Osmanlı camilerinden olsa da taş yapısı çok hoşuma gitti benim. Dokusu, dış dokusu çok güzel. Evet, şu an Balmumu Heykeller Müzesi'ne geldim. Fakat öyle bir sıra var ki bu sırayı beklemem gerekiyor ki içine girebileyim. Evet, sabırla beklemeye çalışacağım. Evet, Eskişehir'in tam ortasından Porsuk Çayı geçiyor. İşte şu an Porsuk Çayı'na geldim. Mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Porsuk Çayı. Evet, içinde gondolla geziliyormuş. Şimdi gondolun kalktığı yere doğru gidiyoruz. Evet, Porsuk Çayı'nın gondol kiralanan yerine geldim. Ama gondola binmekten vazgeçtim çünkü çok sıra var. Ve ben de bu şekil çayı çekmeye karar verdim. İçinde kocaman kocaman balıklar var. Çayın. Bu havası kuru olan şehre biraz nem katıyor diye düşünüyorum. Ve güzel bir ses. Evet, ben Eskişehir'i heykeller, anıtlar şehri olarak ilan ediyorum. Çünkü o kadar çok anıt ve heykel var ki. Şurada da bir cami var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Büyük, bayağı büyük bir camiye benziyor. Evet, ayrıca burada bisikletler de çok. Köşe bucakta bisikletli görmek mümkün. Evet, gidelim bakalım camiye doğru. Evet, gördüğümüz bu cami Reşadiye Camisi'ymiş. Osmanlı padişahlarından sonuncusu olan Sultan Reşad'ın yaptırmış olduğu 1916'da bir camiymiş. Gerçekten çok güzel. Eskişehir'deki benim gördüğüm en büyük cami. Gördüğümüz yapı da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası. Şu an onun önündeki tramvay durağındayım. İstasyonda bekliyorum. Tramvay gelecek ve bineceğim. Belediye durağındayım. Evet, bu odun pazarı evlerinin yanında yine Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi var. Covid-19 sebebiyle birçok önlemler alınmış. Zaten Eskişehir'deki bütün müzeleri gezmek için
Sanırım bir hafta, iki hafta ayırmak lazım. O kadar çok müze var ki hepsini gezemiyorum. En azından gösteriyorum. Eskişehir'de gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi de Sazova Parkı. Sazova Parkı'nın içerisinde masal şatosu ve bu şekil gemi, tren, her şey var. Çok güzel vakit geçirilebilir burada. Hayvanat bahçesi, sualtı dünyası ve Japon bahçesi var. Bir önceki videomda Sazova Parkı'nı tüm detaylarıyla anlattım. Evet, şu an Eskişehir'i yukarıdan seyretmek için Şelale Park'a geldim. Şelale Park'ta yapay bir şelale var. Şimdi onun önündeyim. Birazdan size Eskişehir'i yukarıdan seyrettireceğim. Şelale Park'ta su sesi insanı dinlendiriyor. Buraya çıkmaya değer diye düşünüyorum. Biraz yüksekte, odun pazarının yukarısında, fakat güzel yapmışlar burayı. Burada kafeler var. Evet, birazdan Eskişehir'i yukarıdan izleyeceğiz. Evet, Şelale Park'ın içinde bir de yel değirmeni varmış. Şimdi yel değirmenine doğru gidiyoruz. Evet, şu gördüğünüz yer Eskişehir. Şu an Eskişehir'in neredeyse zirvesindeyim. Bayağı yukarıdan bakıyorum Eskişehir'e. Eskişehir gerçekten ovaymış. Bütün şehir gözüküyor bu tepeden. Evet, koronavirüsü nedeniyle yel değirmeni de kapanmış. Ona da çıkamadım. Böylelikle Eskişehir gezimin sonuna geldim. Şelale Park'ta Eskişehir'e yukarıdan bakarak el sallıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.